Teşekkür ederim. Öncelikle aranızda olduğum için gerçekten çok memnunum. Ve tabii öğrencilerle birlikte aranızda İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Betül, Umay, Sude ve Ramazan. Hem öğrenciler hem genç akademisyenlerim burada. Onlar da benim gibi yeni Türk Edebiyatı'nı sınıfın dışında yaşamak isteyen, sınıfın dışında arayan ve zannediyorum ki geleceğimizi de bir şekilde teminat altına alan arkadaşlarımız. Zannediyorum İzmir'de eğer bir yaşam sürdürürlerse bu koltuklarda ilerleyen yıllarda onlar birer akademisyen olarak oturacaklar. Biz de hem bir öğretmen hem öğrenciler olarak, genç akademisyenler olarak kendimizi her geçen geliştirmeye, okumalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Tabii ben konuşmama işte bir hocam sizinle bir gün şurada diye başlayamayacağım çünkü kendisini bir saat önce tanıdım. İlk kez. Evet, ilk kez yüz yüze geliyoruz. O yüzden benim anlatacak yanım yok ama sizle tek bağlantı. Ben Buca Eğitim Fakültesi mezunuyum, Türkçe öğretmenliği. Oradan bir bağlantımız olur. Biliyorum saat ilerledi ama şimdi ben genelde metin incelemesinde öğrencilerin gayet iyi bildiği üzere kişilerin, nesnelerin, olayların, durumların yani bir metnin içerisinde yer alan her ne varsa her şeyi kuşatan anlam evrenini keşfetmek de zaman harcıyor. Bu gerçekten çok zor bir süreçtir. Yani metnin anlam evrenini keşfetmek sanılanın aksine çok zor bir süreçtir. Üstelik yazarın veya şairin söylemek istemediği şeyleri de keşfetmek bizim görevimizdir. Fakat ben bu zamana kadar bir anlam araştırması geleneğim var bir akademisyen olarak ve çalışmam bu şekilde ilerlerken Lütfi Aydın Hoca'nın Tsunamis'ine bir bakayım demiştim ve tabii kendisinin Cumhuriyet Gazetesi'nde 15 Aralık 2022'de yaptığı bir röportaj var. Onu okudum ve okuduktan sonra çok kısa bir tarihte konu değiştirdim. Ben bugün anlam odaklı değil, biçim odaklı bir sunum yapmaya çalışacağım. Çünkü bütün hocalarım şiirsel bir dilden bahsetti. Fakat ben hep öze ulaşmaya çalışan birisi olarak şunu merak ettim. Bu şiirsel dil de nereden kaynaklanıyor? Zannediyorum buna bakmak da iyi olacaktır. Şöyle hızlıca girelim. Bildiğiniz gibi hocamın yoğun konulardan bir tanesi, kendi acılarından da hareketli, travmatik durumlar, halkın yaşadığı acılar ve pek çok esenliksiz durum. Biz bir örnek üzerinden gidelim. Bakın anlatımın ne kadar önemli olduğunu bu şekilde ortaya koymuş olacağız. Eğer siz Sözge'nin bir aşk izleri olsun, onu öyle bir anlatırsınız ki haber yazısı olur, öyle bir anlatırsınız ki heykel olur, resim olur, müzik olur, roman olur, öykü olur, şiir olur. Hocamın tabii ki oluşturduğu evren bir öykü evreni. Ancak bu öykü evreni sadece öykü resmi değil, içinde şiiri de barındıran, şiirsellik, poetikayı da, poetikliği de taşıyan bir evren. Tabii edebi dil dediğimiz, yani metnin dili günlük dilden uzaklaşmaya çalışır. Ancak bu günlük dilden uzaklaşma ağır, tumturaklı, işte aklınıza divan edebiyatının ağır gazellerini getiren şekilde olması gerekmez. Günlük dilin içinde de kalarak siz edebi dili kurabilirsiniz. Yani Orhan Veli'nin şiirlerine baktığınızda son derece günlük dildir ama günlük dilin söylemi değildir. Dolayısıyla Lütfi Aydın Hocam'ın öykülerinde bunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Orhan Veli'nin günlük dille oluşturduğu ama gündelik dilden uzaklaşan o söylem Lütfi Aydın Hoca'nın öykülerinde de bir öykü söylemi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz bu söylemin üzerine gidebiliriz. Dil üzerinden çalışmamızı şekillendirebiliriz. Hocam şöyle bir demeç vermiş röportajında. Diyor ki, bu nokta önemli çünkü konuşmamı da bu noktada bitireceğim. Tsunami için benim kurtuluş kitabımdır. Hayata dönüş öyküleridir. Bende ustalaştığım duygusunu uyandıran öyküler. Bakın dikkat edin. O aradığım sesi bana bulduğunu hissettirir. Yani yazar bir ses arayışında olduğunu söylüyor ki izlekten, içerikten, anlamdan daha önce de aslında bir ses arayışında olduğunu vurgulaması benim için son derece önemli. Her yazar aslında bir sesin peşindedir. Evet. Tabii ki de Sivas katliamı
hepimiz lanetliyoruz. Hepimiz son derece tepkisel bir şekilde karşısında duruyoruz. Ama hocamın da bir taraftan da vurguladığı bir şey var. Ses. Yani izlek sadece yeterli. Eğer izlek tek başına yeterli olsaydı haber yazısı olurdu. Ama onu öykü evreni içerisinde bizim anlatımda harmanlamamız gerekiyor. Öyleyse hayata dönüş kitabı olarak değerlendirildiği bu kitabında dili öne çıkartıyorsa bu dili biz nasıl ortaya koyacağız? Ben hocam açıkçası yeni Türk edebiyatçısı olarak söylüyorum ve şaşırtan, öğrencilerim şaşırmayacaktır. Okumaktan pek de haz almayan birisi. Çünkü incelemek çok zor bir şeydir. Ben 10 sayfalık öykünüzü, Tsunami'nin birinci bölümünü 10 kere okudum. 10 kere okudum çünkü şiirselliğin kaynağını arıyorum. Yani keşke yaz saatinde şezlonga oturup da işte öyle Dostoyevski okuyabilecek kadar rahat bir karakterimiz olsa, edebiyat bakışımız olsa ama onu yapamıyoruz. Çözümleme için çok ağır bir sorumluluklar. Ve ben Tsunami öyküsünden, kitaba adını da veren Tsunami öyküsünden hareketle şu tür tespitlerde bulundum. Bakalım ne diyeceksiniz. Öncelikle bizim modern anlatılarda çok fazla gördüğümüz bilinç akışı ve iç konuşma tekniği. Bu daha çok zaten Oğuz Atay'la da fazlasıyla karşımıza çıkar. Bilinç akışı nedir? İşte yazarın, yani tabii ki anlatıcı dememiz gerekiyor. Anlatıcının herhangi bir kontrol mekanizması olmaksızın o anda gelişi güzel, ardı sıra bir anlatıma girişmesidir bilinç akışı. Bunun kısmen izlenimi görüyoruz. Ama Tsunami öyküsünde çok baskın olan bir anlatım iç konuşma tekniği. Yani karakterlerin dışındaki konuşmalar neredeyse tamamen iç konuşma şeklinde geçiyor. Ve bu yazarın, anlatıcının bize düşüncelerini verebilir. Fakat mazur yönü şöyle bir eleştiri bulmak isterim. Çok risklidir bu. Çünkü rutinleştirebilir. Okuru sıkabilir. Estetiği kaybedebilirsiniz. Fakat Lütfi Hocam burada olduğu için söylemiyorum. Bu riskten çıkıyor. Bu riskten çıkmasını sağlayan da şiirseldir. Ve bu şiirsel değil olmasaydı gerçekten şunu söyleyebilirdik. Bu öyküler sıkıcı öykülerdir. Ama öyle değil. Bu şiirsel değil. Kitabı da öyküyü de kurtaran bir atmosfer, bir anlatım oluşturuyor. Zaten hocamın röportajlarına baktığımız zaman şunu da görüyoruz. Yani dil anlamında kendisi çok ayrıntılı bilgiler vermiş bize. Dili iyi kullanmamın bir nedeni de geleneği sahiplenmemdir diyor. Ki bu gelenek belki de hocamın şiirselliğini oluşturan etkenlerin başında. Bakın şiirsel dilinin birkaç örneğini size aktarmak isterim. Çok kısa cümleler var. Sensin, tek cümle, nokta. Ya da sen yoktun, iki sözcükten oluşan bir cümle, nokta. Bu gelişi güzel okunmamalı. Burada bir altyapı var. Bu dizeler, bu satırlar, bu kısalıklar bana Ahmet Arif'in sattı. Ali Yüceyan'ı sattı. Yani öyle kısa bir sözcükle seslenirsiniz ki söz gelimi derslerde de konuşmuştuk. Fikret'in Balıkçılar şiirinde bir cümle vardır. Tek sözcükten oluşur. Olur. Bugün yine açız diyordu peder. Fakat yarın ne olur bilemem diye devam eder. Sonra çocuk der ki ben çıkayım bala. Babası da tek cevap verir. Olur. O olur, olurla yetinmeyen bir cümledir. Yani onun çok fazla anlamı vardır. Hocamın kısa cümleleri, anlatım olarak kısa ama anlam evreni olarak bize geniş veriler sunuyor. Tabii bu kalp grafiği gibi düşünmek lazım. Yani her şeyi sürekli arka arkaya yaparsanız düz bir çizgiye dönüşür ve hayat orada durur. Hocanın uzun cümleleri de var. Üç noktalı, eksiltili, yarım kalmışlığın ya da bırakılmışlığın hüznünü taşıyan cümleleri var. Sözgelim bakın şöyle bir cümle. Karşımda oturan 17. yüzyıldan çıkıp gelmiş bir adam. Bakın burada cümle bitti. Orada bir eksilti var. Okuru da işin içerisine katan, okurun imgelemini de işe koşan bir anlatım. Ya da anlamın yoğunluğunu taşıyan soru cümleleri ki soru cümlelerini hocam hem belirsizliği arttırmak, hem bizi de düşünme sürecine davet etmek üzere çok sık kullanıyor. Şöyle bir örnek. Kim bilir hangi korku günlerinin kalıtıydı bu söylem? Bakın burada ben de
anlatıcıyla beraber düşünmeye başlıyorum. Ya da ne tuhaf, öfkelenmiyorum da diyerek ne tuhaf demesi, sebebini belki kendisi bilmeyişi ya da bilmek istemeyişi bastırması bizi şiirsel dile yönelten söylemler. Ya da bazı karşıtlıklar, karşıtlık evet anlam karşıtlıkla oluşuyor ama anlam sadece karşıtlıkla oluşmuyor. Bunun yanı sıra estetik de karşıtlıkla oluşabiliyor. Bakın şu cümle tam bir şiir dizesi gibi. Kış ortasında bile kelepçeli bir Temmuz'u yaşıyorum. Kış ortasında. Burada kış, kış değildir. Temmuz da Temmuz değildir. Ama çok şiirsel bir anlatılır. Tabii bunun gönderimleriyle beraber okuduğumuzda burada Temmuz'dan hareketle tabii ki Sivas katliamını anımsamamız gerekiyor. Ya da bir başka karşılık olarak da diyebiliriz ki siyah denizlerin hep çağırdığı beyaz gemiyi görmeye çalışıyorum. Bakın buradaki karşılıklar alışılmamış bağdaştırma diyebiliriz ya da Michel Fater'in dilbilsel aykırılıkları diyebiliriz. Bunlar sadece anlamı oluşturan değil, şiirsel de oluşturan kullanımlar. Tabii geri dönükler var. Geri dönükler, flashback diyelim, geri dönüşler. Güncel'in tabii anlatım zamanını kastediyorum. Yani anlatıcı bize bir şeyler anlatıyor ve anlatıcının bir zamanı var. Ama anlatıcı o zamanda memnun değil. Orada pek çok sorun var. Ve her insan gibi anlatıcı huzuru, esenlikli diye arıyor. Ve esenliksizliğin içinden geçmişe dönerek, anılarına dönerek çıkmaya çalışıyor. Tabii pek çok yerde kendimi sansürlüyorum çünkü birazdan hepinizin de etkileneceğini düşündüğüm bir odağı var bu öykülerin. Onu birazdan söylemek üzere erteliyorum. Tabii durum sürekli anlatılmıyor. Yani durum öyküleri çok güzeldir fakat durumu da çok fazla tekrar ederseniz yine bir tehlikeye düşersiniz. Bizim Foster diye bir kuramcı var. Der ki öykü ya da roman eninde sonunda bir şey anlatır. Yani tek durumdan oluşmaz. Mutlaka bir olay vardır. Geri planda biz, bakın öyküde hiç Sivas sözcüğünü görmüyorsunuz. Öyküde hiç katliam sözcüğünü görmüyorsunuz. Ama o arkada bir olay, sessiz, gölge bir olay şeklinde devam eden bir katliam var. İşte şiirsellik bu imgelerden geliyor. Bu imgelerle, metaforlarla oluşuyor. Anlatıcıya gelelim. Az önce hocam dedi ki, Lütfiye Hanım'ın eserlerinde kadın kahramanlar çok fazladır. Evet, kadın anlatıcı da var. Bu da edebiyatımızda çok fazla görmediğimiz bir şey. Ama kadın anlatıcının ortaya çıkışı bile şiirsel. Bakın, Tsunami'yi okumaya başlıyorsunuz ve öykünün 7. sayfasında, bu zaten öykünün hacmi için baktığımızda belki de %70'lik bölümünü geçmiş oluyoruz. Ve hala da anlatıcı kadın mı erkek mi bilemiyorsunuz ama kadının olduğu çok şiirsel bir şekilde ortaya çıkıyor. Diyor ki, eşin çocukluk günlerinin bir anısı. Çok sıcak bir ülkede genç kızla birlikte karşıladık onunla. İkimiz de yetişkinliğin eşinde çocukların anasıydık artık. Evet, burada biz anlıyoruz ki kadın bir anlatıcı var. Ve bu çok geç söyleniyor bize. Peki, hemen araya bağlamak istiyorum. Kadın anlatıcı olunca, tabii çok ilginç bir soru olabilir. Anlatıcı eşittir yazar, yani Lütfi Aydın mıdır? Bu soruya Lütfi Aydın'ı tanıyan dostları, arkadaşları diyebilir ki evet odur. Ama ben buna şüpheyle yaklaşmak istiyorum. Çünkü yine derslerimizde konuştuğum üzere, yani yazar eşittir anlatıcı denklemi çok doğru değildir. Evet güçlü bağları olabilir. Mutlaka olacaktır. Çünkü dış gönderimlerden anlıyoruz. Sivas katliamı dış gönderimlerden anlıyoruz. Dostlar, arkadaşlar ismini de veriyor. Ama ben anlatıcıya eşittir Lütfi Aydın diye okursam zannediyorum ki edebiyatın bir takım ilkelerine aykırı bir tavır geliştirmiş olur. O yüzden küçük bir önem yani %100 olarak bu denklemi kurmamak, kimi yerlerde şüpheyle yaklaşmak daha doğru olacaktır. Çünkü yazar mutlaka bir yerde kurgu katacaktır. Bu kurguyu da görmezden gelmemek gerekiyor. Dolayısıyla özdeşleşme çabası olan bir anlatıcı fakat bunu tamamıyla başaramamış ve bu da istenmeyen bir başarıdır çünkü öteki türlü talih olurdu. Esas odak noktama geldim, yavaştan bitireceğim.
anlatım başlangıcına itibaren sen hitabıyla sürdürülüyor. Buna çok farklı. Yani ikinci teki kişi anlatın diyebilirsiniz. Gönderileni sen de diyebilirsiniz. Bilmiyorum, ben o söylemleri çok kullanmıyorum. Gönderilen, hitap edilen sen. Peki bu sen kim? Bunu sorgulamaya başladığınızda arkada çok ilginç şeyler çıkacak. Bakın şöyle başlıyor. Ak örtülü masada iki kişilik. Sen yoktun. Neredeydin bilmem. Şimdi ben okurken dedim bu sen kim acaba? Hemen not kağıdıma yazdım. Bu seni merak ediyorum diye. Hocam bir türlü senin kim olduğunu söylemiyor. Yani beni biraz yordu açıkçası. Bir türlü ama bunun bu senin kim olduğunu söylememesinin altında belki kendisi bile çok farkında olmayabilir. Ancak edebiyat geleneğini taşıdığını, çok büyük bir geleneğini taşıdığını birazdan örnekleriyle ortaya koyacağım. Bize bu senin ne olduğunu söylemez fakat parça parça ön gönderimler olarak aktarır. Bu sen örneğin bir şairdir. Söz gelimi birden nerede okuduğumu çıkaramadığın şiirin geliyor aklıma. Sırtında gümüş hançerli fundalıklar arasında yaptığın gizemli yolculuğu anlatan dizeleri. Ya da baskısında yanlışlık olan kitabından şu dizeler aklımda kaldı. Bir daha dönülmeyen o noktada yıkık bir çıkmaz sokakta. Şimdi ben bu kişinin senin bir şair olduğunu anladım. Onun ya baskı yanlışına uğramış bir kitabın olduğunu da anladım. Hatta bakın şu da çok güzel. Elleri kelepçeli bir yüzü hatırladım. Belki yerine varmamış bir mektuptu, belki bir Allah'a ısmarladık. Bu tür dizeleri de sahip olduğunu anladım. Ve tabii ki Google yardımıyla hemen kim olduğunu çözdüm. Ama birazdan söyleyeyim. Tabii bu kişi aynı zamanda bir doktor. Ve baktığım zaman çalıştığın hastanenin ilaç kokulu odalarını bırakıp gelemediğim bir incinmişlik, gözlük camlarının ardında öylece duruyor. Ya da bir evli. Ve eşi de anlatıcının arkadaşı. Eşin çocukluk günlerinin bir anısı gibi şiirsel bir söylemle bize aktarılıyor. Ve burada senin en çok öne çıktığı nokta ay. Ay da sürekli geliyor ve hatta bir yerde şöyle diyor anlatıcı. Orada beni hocam çok karıştırdınız şöyle. Farsçayı çok seven birisi masada oturuyorlar. Birisi bekleniyor ve gelen kişi diyor ki adın Ay'la birdi. Şimdi ben Farsça merakı olduğu için oturan kişinin Farsça'nın hemen Ay'daki karşılığına baktım dedim. Bu kamer olabilir, men olabilir. Baktım olmadı çünkü çıkmıyor. Ay'da bir özdeşim kurma var. Fakat orada belki de çok iyi okunması gereken bir cümle var. O da şu. Biz derslerde bir romanı çözümlerken şunu söylüyoruz. En az benim kadar biliyorlar artık. Öğrencilerim, sayfanın, romanın ilk sayfalarında aslında sonuç söylenir. Yeter ki dikkatli okuyalım. Yeter ki derin okuma yapalım. Bakın, daha üçüncü sayfada, 13-14 sayfalık bir öykü, daha üçüncü sayfada şunu söylüyor. Yitiyor ay ışığı. Yitiyor ay ışığı. Bu öykünün sonucudur. Ayla özdeşleşen bir karakter var. Ve onun ışığının yitirilmesi, yani ölmesi, yani katledilmesi. Peki kimdir bu? Bu kişi Ercet Aysan. Ve gerçekten de bu ismi anmaksızın bize bıraktığı dizelerle, ayla özdeşleştirmesiyle, ayın ışığının yitirilmesiyle müthiş bir anlatım. Peki hocam bu anlatımları gerçekleştirirken müthiş bir geleneği taşıyor demiştim. Nedir bu gelenek? Bu gelenek benim çok sıklıkla kullandığım bir gelenek. Bakın anlatma sanatı ilk insandan bu yana daima susmayı bir ilke olarak belirlemiştir. Susma, her şeyi anlatmamak. Susmak gerekli. Biz bunun en güzel örneğini Binbir Gece Masalları'nda görüyoruz. Binbir Gece Masalları'nda Fars Kralı Şehriyar karısı tarafından aldatılır. Ve artık bütün kadınlara düşman olur. Ve bunun sonucunda da onlardan intikam almak ister. Her gece birisiyle evlenir, sabaha karşı onu öldürtür. Böylece kendisi için intikam alır. Bir gün Şehrazat'la evlenmek ister, vezirin kızı. Şehrazat, tabii ki ailesi der ki böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Şehrazat kabul eder.
öldürüleceğini bile bile. Ve o günün sabahında artık ölüm yakındır. Şehrazat der ki, ben sana bir masal anlatmak istiyorum. Tamam der. Yani Şehriyar için çok önemli bir şey değildir. Fakat masalı öyle bir noktada keser ki öldürmeyi düşünemez. Çünkü merak etmiştir. Merak duygusu artık tetiklenmiştir. O zaman yarın der. Yarın der. Ertesi gün yine masalı en heyecanlı noktada keser ve bu binbir gece sürer. Ve binbir gecenin sonunda Şehriyar, Şehrazat'a güvenmeyi, sadakat hatırlamıştır. Ve artık mutlu mesut bir evlilikleri olacaktır, çocukları olacaktır. Ama en önemlisi, Şehrazat bu anlatma sanatını bildiği için hayatta kalmıştır. O masal anlatmayı, anlatma sanatını becerebildiği için yaşamda kalmıştır. Peki, hocam bu geleneği nasıl sürdürüyor? Behçet Aysan'ı bize hiçbir zaman adını vermez. Hep susar. Ama bir taraftan da kendisini ele vermek ister. Neden? Çünkü onun dizelerinden söz eder. Ay Belir'den söz eder. Fundalıklar arasında gezen bir şairden söz eder. Fakat Behçet Aysan adı alınmaz. İşte bu nedenle hocanın dili şiirseldir ve geleneğin içerisinde şekillenmiştir diyebiliriz. Son olarak şunu söyleyerek bitiriyorum. Nasıl ki susmak Şehrazat'ı yaşama tutulmasını sağladıysa, biliyorsunuz Lütfü Aydın bu kitabı hayata dönüş öyküleri olarak nitelendirmişti ki bu çok derinden okunmalı. Lütfü Aydın'ın susması da o derece yaşama tutulmasını sağlamıştır. Kendi deyişiyle bu susuş kurtuluşu ve hayata dönüşü olmuştur. Fakat bilinmelidir ki bu susuş sadece kurgusal dünyada, kitaplarda, öykülerde geçerlidir. Bunun gerçek hayattaki karşılığı büyük bir aykırıştır. Teşekkür ederim. Yani özür diliyorum sevgili Kaan'a gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok 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 güzel, muhteşem bir konuşma. Sağ olsun, çok güzel çalışılmış. Kesmek değil. Ben zaten bu sınırlamak aslında çok zor bir şey ama gerçekten çok değerli bir konuşma ve çok iyi çalışılmış, irdelenmiş, incelenmiş bir roman. Kutluyorum sevgili Kaan'ı. Evet. Yaşar Bilen, bakalım bu öyle bir... Kaan'la bir eleştirmen olarak Kaan kardeşimiz çok güzel bir çözümleme yaptı. Yani çok beğendim de bilmiyoruz, beni izlediniz mi? Dikkatle evet. Sözcük sözcük izledim. Bir öneri sunuyorum. Bu konuşmayı sevgili Lütfü'ye kesinlikle alınız ve bir yapıtın arkasına veyahut da bir yere ne yapacaksanız bu. Yani sadece almak yetmiyor. İlk kitabın içine koyuyoruz. Çok güzel yani. Bu zevkle, eline sağlık. Ben zaman zaman üzülüyorum yani böyle çözümlemeleri göremiyoruz. Geç dergiler de yemiyor. Biz de dergiciyiz. Çünkü uzun kapsamlı alıyor, yapamıyoruz bunları. Ama kendisini kutluyorum. Çok mutlu oldum. Çok güzel. Benim önerim bu. Sevgiyle, selamla. Hoşça kalın. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üç konuşmacımızda geldiği ilgiyle, dikkatle, gerçek özenle izlediniz. Bizim sözümüz bitmez ama Bekir Hütakıl buraya geldi, çıktı kürsüye. Sözünü artık bitir, ben sizi alıyorum çünkü çok sustum dedi, çok bekledim dedi. Onu artık sevgili Bekir Hütakıl'a bırakacağım. Söz sende sevgili Bekir. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Oğuz abi çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Mehmet Yaşar Bilen, sevgili Gülser Erengin ve Kaan Tavyeri. Güzel dolaştılar değil mi Ütü abla? Güzel dolaştılar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Ellerini kollarını da bağlayayım. Sevgili Tanyeli ile bizim vefa istasyonu. Bundan sonra bak arkadaşlar da buradalarmış. Bir yere kaçamazlar artık anlaşıldı. Onları da dinleyeceğiz demektir önümüzdeki dönemlerde. Çok teşekkür ederim. Burada oluşlar son derece kıymetli. Arkadaşlarla, öğretmenlerle, hocalarla beraber burada olmaları çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.